Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda orta vadeli program kapsamında yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alındı. Yapılan açıklamada sermaye piyasalarının derinliğinin artırılacağı ve tasarrufların üretken alanlara yönlendirileceği vurgulandı. Asrın felaketi, yapısal reformlar, sermaye piyasalarında derinliğin artırılması ve katma değeri yüksek ihracat potansiyelinin artırılması. Bu önemli konu başlıkları Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının gündemindeydi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada orta vadeli programın belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programda takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alınmıştır. Bu kapsamda afetlerle mücadele eden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, iş gücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar belirtilen takvim çerçevesinde ilerlemektedir reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Toplantıda toplumsal yatırım notu çalışması, sermaye piyasalarında derinliğin artırılmasıyla finansal altyapının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de ele alındı. Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan toplumsal yatırım notu çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin ödeme yöntemine ilişkin son dönem gelişmeler kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Troy'un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde Troy kullanımı yaygınlaştırılacaktır açıklamada yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğu ifade edildi. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam edileceği belirtildi.